Arkadaşlar biliyoruz ki az kaldı. Galiba aramızda çalışmaya başlayanlar var. Belirli bir aşamaya gelenler de var. Değil mi? Sıfır olan var mı aramızda yeni başlayacağım diyen? Resim öğretmenliği Sümeyye Hocam. Çok güzel. Yeni başlayanlar çoğunlukta diyebilir miyiz? Yani ben sıfırım hocam. Yeni başlayacağım. Yeni karar verdim. Önümde 4 ayım var. Hazırlanmak istiyorum. Evet Merve Hocam, depremden dolayı sanırım. Çok geçmiş olsun yeniden hepimize. Tamam, yoğunluklu olarak şu anda o halde sıfırdan başlayan öğrencilerimiz var. Tamam. Şimdi arkadaşlar, biliyoruz ki aslında ki eminim ki deneyimleri olanlar da vardır. İlk kez girecek olan var mı sınava aramızda? İlk kez girenler. O ilk kez girenler yoğunlukta. Evet. İlk kez girenler var. Tabii tecrübeli olanlar da vardır. Sınav deneyimi olan adaylar. Harika. Eğer ilk kez giriyorsak bence çok daha iyi bir şey. Çünkü olumsuz bir tecrübemiz yok. Zihin direkt o kısma fokuslanmayacak en azından. Şu an sınav sizin için nötr. Yani ne olumlu ne olumsuz. Çalışırsam olumlu olabilir. Çalışmazsam olumsuzu deneyimleyebilirim ama onu deneyimlemediğim için o kısma çok yakın değilim. Bence ilk tecrübe çok önemli hocam ve ilk kez girdiğimizdeki elde ettiğimiz başarının verdiği haz çok daha fazla. Şimdi bugün neden buradayız? Sınavı kazanmak isteyen bir kitle var şu an benim karşımda. Yanılmıyorum. Bence hepiniz çok isteklisiniz. 2024'de hazırlananlar var. Çok güzel. Bayağı idealistiz Neslihan Hocam. Bence çok doğru bir zaman. Şimdi başlamanız en doğrusu. Yetiştirmeniz için, daha fazla pekiştirmek için vaktiniz olacak. İstekliyiz ama heves bırakmıyorlar. Hevesimiz kendimizde olacak arkadaşlar. Kimseden heves beklemeyeceğiz. Yani kişinin en büyük motivasyon kaynağı kendi inancıdır zaten. Evet, dışsal faktörler tabii ki de çok önemli. Hele ki bir sınav varsa o toplum baskısı, işte atanan arkadaşlarımız ya da işte bizim başarısızlığımız bunlar hepsi bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Ama sorun değil. Hiç merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki biz sınav hazırlıklarında aslında en çok tecrübe ettiğimiz şey hepimizin farklı öğrendiği, değil mi? Mesela hiç yakın bir arkadaşıyla çalışan oldu mu sınava? Ya da bir dershaneye giden var mı şu an aramızda arkadaşlar? Farklı bir kurumdan destek alan. Feyza Hocam yetiştiririz, hiç merak etmeyin. Öncesinde gittik. Online eğitim. Evet Feyza Hocam bizim kayıtlı öğrencimizdi. Bu yıl da farklı bir eğitim desteği alıyor, uzaktan eğitim. Çok güzel. Yani aslında biz şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Biz aynı eğitimi aldık arkadaşlarımızla. Ya da en basitinden yeni mezun olanlar için soracağım mesela bunu. Daha yeni bir okul sürecimiz oldu ama hepimizin vize puanları, final puanları farklıydı. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Yani aynı eğitimi alıyorum. Neden farklı sonuçlar alıyorum? Sınavdan da bağımsız. Bunu basit bir vize sınavı olarak düşünün, final sınavı olarak düşünün. Bireysel farklılıklar çok güzel. Duymak istediğim cevabı aldım. Çünkü hepimiz farklıyız arkadaşlar. Nasıl parmak izimiz farklıysa hepimizin bilişsel süreci, psikolojik yapısı, sosyal sorumlulukları, sınava atfettiğimiz önem bunların hepsi birbirinden farklı. Yani biz hepimiz farklı öğreniyoruz ama bu sadece fark olarak bilişsel süreç değil. Yani senin öğrenme yapın değil. Senin derslerdeki seviyen, derslere bakış açın ve derslerdeki geçmiş tecrüben de farklı değil mi? Mesela en sevdiğimiz dersler ve en sevmediğimiz dersler hep birbirimizden farklıdır değil mi? Ya ben matematik sevebilirim. Hocam, Feyza hocam sen Türkçe'de belki benden daha başarılı olabilirsin. Burada da seviye farkı devreye giriyor. Ve hatta o kadar iddialı konuşacağım ki arkadaşlar seviye o kadar değişken bir kavram ki siz bir haftalık bir çalışma bile yaptığınızda bakın sadece bir haftadan bahsediyorum. 7 gün verimli bir çalışma programı ile çalıştığınızda 7 günün sonundaki seviye farkını kendiniz bile görebilirsiniz. Yani bizim şu andaki seviyemizle bir hafta sonraki seviyemiz ya da bir hafta önceki seviyemiz bile birbirinden farklıdır. Evet, kaybettiğimiz kısımlar var hepimizin.
Peki biz şu anda bir sınav hazırlığına girdik. Evet kaygılıyız. Yeni başlayanlar var, ilk kez girenler var ama kendimize en çok hangi konuda güveniyoruz? Ya da bunu ders olarak da genişletebilirim. Hocam şu konuda ben asla soru kaçırmam. Hangi konu? Herkesten cevap bekliyorum. Ben bu konuda kendime güveniyorum. Asla soru kaçırmam dediğiniz konu hangisi? Matematik, paragraf, ses bilgisi, Türkçe. Çok güzel. Tarih diyenler var. Dil bilgisi, coğrafya, matematik. Cevapları kontrol ediyoruz değil mi arkadaşlar? Herkesin ne kadar farklı yanıtlar verdiğini görüyoruz aslında. Tarih, sözel mantık. Hiçbir şey yapamayacak gibi geliyor. Şu an böyle hissetmemiz çok normal bu arada. A grubu derslerinde hiç soru kaçırmıyoruz. Harika o zaman, çok güzel. Peki arkadaşlar, şu an hani herkesin farklı da bir çalışma yöntemi var ya, az çok evet belki aramızda hiç çalışmayanlar var ama siz bir konuyu anlamak için hiç günlerce ders çalıştınız mı? Yani hocam öyle bir konu var ki çalışıyorum, çalışıyorum, anlamıyorum. Var mı böyle? Vardır mutlaka. Hepimizin vardır. Paragraf. Hangi konular? Herkes o derse o konuyu yazsın. Çalışıyorum, çalışıyorum, yapamıyorum. Eğitim dersleri, tarih. Bakın buradaki farklı yanıtlara da dikkat ediyoruz değil mi? Herkesin zorlandığı ders de farklı. Sözel mantık. Coğrafi konum. Peki şu anda geldim en kritik soruya. Çünkü şu an kazanmak için buradayız ya arkadaşlar. Burada toplanmamızın amacı kalan son çeyrekte öyle bir program hazırlayacağız. O kadar verimli çalışacağız ki 4 ayda biz bu sınavda başarılı sonuç elde edeceğiz. Şu an hepimizin ortak gayesi bu. Benim de amacım bu. Sizi başarıya ulaştırmak için buradayım. Sizin de amacınız bu. Bu seminere katılmaktaki temel amacınız da bu. Siz bu sınavı kazanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Başarılı olmak istiyorsunuz. Peki bunun için şu ana kadar yaptığınız çalışmalardan yine devam edelim istiyorum. Bir dersin konularını ünite ünite baştan sona mı çalışıyorsunuz? Yani bir sıranız var mı arkadaşlar? Mesela matematikte direkt doğal sayılar, temel kavramlardan mı başlıyorum? Belirli bir eleme yapıyor muyum? Herkesten cevap bekliyorum. Sırayla rastgele diyen var. Baştan sona. Sadece yapabileceğim konuları çalışıyorum diyen var. Yapabileceklerimi ünite ünite gidiyorum. Tabii ki insan kendini bilmeli, doğru. Çok güzel. Aldığım yanıtları aşağı yukarı yıllardır öğrenci koçluğu yaptığım için farklı öğrencilerimden de aldığım yanıtlara benzer. O yüzden biliyorum. Yani benzer şu anda bir öğrencinin bireysel olarak çalışma yöntemini az çok biliyorum arkadaşlar. Ama şunu da biliyorum. Yani ben bunu çok iyi biliyorum. Benim sistemim de çok iyi biliyor. Bu sınavda kazanmanız için, başarılı olmanız için sizce olmazsa olmaz şeyler nedir? Hadi herkes aklındakini yazsın. Hocam şu olmazsa asla kazanamam ya da bu olmazsa asla kazanamam dediğimiz şeyler neler arkadaşlar? Motivasyon, istikrar, devamlılık, soru çözmek, sabır, doğru. Hepsi doğru aslında. Öz denetim, azimli çalışma, inanmak, doğru. Matematik olmazsa asla kazanamam. Yani matematik bu sınavın olmazsa olmazı mı sizin için? Doğru, kısmen doğru. Hepiniz haklısınız arkadaşlar. Hepinizin dediği şeyler çok önemli. Mutlaka olmazsa olmazıdır. Ama asıl olmazsa olmaz nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biz bireysel bir sürece başlıyoruz ya. Hani ben şu anda bugün sınava hazırlanmaya karar verdim. Önce ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Kendimi tanımam gerekmiyor mu? Mesela siz bir yola çıkacaksınız. Şu an Ankara'dayım. İstanbul'a gideceğim. Şu anki mevcut konumumu, ne kadar süre
Gideceğim, hangi araçla gideceğim, kaç saatte varacağım? Bunları düşünmez miyiz arkadaşlar? Sizce mantıklı olan şey bu değil midir? Kendimizi tanımamız gerekiyor, değil mi? Evet. Peki bu kendimizi tanıma kısmını aslında kendimizi tanıdığımızda biz kendimiz için verimli çalışmayı da keşfetmiş oluyoruz. İkinci ne? Seviye tespiti. Yani şu an sen neredesin? Şu an seviyesini bilen var mı? Şu an hocam ben seviyemi çok iyi biliyorum, şu seviyedeyim diyen var mı? Orta, ben sıfırdayım diyor Neslihan hocam. Orta seviye. Orta. Genelde orta ve başlangıç mı? Seviyemi bilmek istemiyorum, hazır değilim diyor. Hayır, bununla yüzleşmemiz, şu anda yüzleşmemiz gerekiyor. Emin olun bu gerçekle sınavda yüzleşmek sizi daha çok yıpratacak. O yüzden şu an önümüzde zaman varken bu gerçekle şu an yüzleşip kalan zamanı buna göre değerlendirirsek bence çok kendinize teşekkür bile edeceksiniz. Sıfır, başlangıç, kötü diyen var. Tamam. Peki ben kendimi tanıdım, verimli çalışmayı keşfettim, seviyemi de tespit ettim. Sonrakine benim artık bir programa ihtiyacım var, değil mi arkadaşlar? Programsız sınavda başarılı olabilirim diyen var mı? Hocam ya programa ihtiyaç yok, ben başarılı olurum. Var mı böyle diyen? Yok değil mi? Çünkü bir ders çalışma programına kesinlikle ihtiyacımız var. Arkadaşlar hangi alan olursa olsun, bakın şu an biz burada belki geleceğimizi tayin eden çok önemli bir sınav hazırlığı için birlikteyiz. Bu sınavda başarılı olmak için birlikteyiz ama farklı bir alanda da olsa, yani herhangi bir alanda başarıya ulaşmak istiyorsak kesinlikle istikrarlı olmamız gerekiyor. Yani o istediğimiz hedeften şaşmamamız gerekiyor. Bu şaşmamayı sağlayacak olan şey ne? Program. Yani sen programını yapmazsan, senin bir programın olmazsa, istediğin kadar ders çalış zaten istediğin sonuca ulaşamazsın. Mesela bir de aramızda programı yapıyorum ama uyamıyorum diyenler var. Faden hocam gibi. Haklısınız, çok normal. Çok normal arkadaşlar. Birçok öğrenci uyamıyor. Çünkü biz programı acaba neye göre yapıyoruz? Birazdan o kısma geleceğim zaten. Ama program olmazsa olmaz. Programımı da yaptım. Peki bu programın bir takibi olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Mesela Faden hocam, size sormak istiyorum. Hocam dediniz ya, hocam ben program yapıyorum ama uyamıyorum. Neden sizce? Anneyim program kaçıyor diyor Aysel hocam. Her gün yapıyorsunuz Ebru hocam. Belki de programı takip etmediğimiz için uyum sağlayamıyor olabilir miyiz? Yani performans takibi bu alanda önemli mi sizce? Arkadaşlar, programdan sonra en önemli olan kısım o programın verimliliğini ölçmek için performans takibi olmazsa olmaz. Peki biz bunları nasıl yapıyoruz? Aramızda analizlerini çözenler var mı arkadaşlar? Çözdük, çok güzel. Çok güzel. Şimdi analiz sonuçlarınıza mutlaka bakmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Farklı konular ortaya çıkıyor. Ders çalışamıyorum. Konulardan geri kalınca kaldığım yerden devam edemiyorum. Yani demek ki programımız dinamik değil. Faden hocam, buradan bunu anlıyorum. Yani o program o gün uyulmadığında tamam bitti. İpin ucu kaçtı ve sen devam edemiyorsun. Ben şimdi analiz için link de ileteceğim size seminerimizin sonunda. Arkadaşlar bu hani olmazsa olmazlardan bahsettik ya. Önce verimli çalışmayı keşfetmemiz gerekiyor. Çünkü biz bir çalışma yapacağız. Ama bu çalışmayı sadece çalışmak için değil, verimli olması için, yani yolun sonunda benim işime yaraması için, benim netlerimi arttırması için yapacağım için çalışmamın bana özel olması gerekiyor. Bu yüzden de ben kendimi tanımak zorundayım. Şu anda sadece Türkiye'de tek uzamda uygulanan eğitim analizi testlerimiz var. Bu bahsettiğim TEKES, yapay zekanın eğitim analizi testleri. Ve bu testlere giren arkadaşlarım zaten var. Ben de girdim. Daha öncesinde tamamlamış olanlar var. Bundan sonra tamamlayacak olanlar var. Bu teste girdiğinizde arkadaşlar sizin bütün
Hazırlık sürecinizde sizi etkileyebilecek öğrenme karakteriniz, psikolojik yapınız, stres kaygı düzeyinizden tutun da dikkat dağınıklığı oranınıza kadar ya da öğrendiğiniz bir bilgiyi ne kadar süre sonra unuttuğunuza kadar bile hazırlık sürecinizi etkileyen bütün özellikleriniz hepsi tek tek ortaya çıkacak. Yani şunu diyebilirim arkadaşlar, öyle bir analiz yaptık ki siz bu analize girdiğinizde o bir 15 dakikalık zaten analiz. Çok fazla vaktinizi almayacak ama çok verimli bir analiz. Çıktıktan sonra artık tetkik yapılıyor ya hani hastanelerde. Benim sonucum elimde olacak. Sonucum elimde, artık kendimi tanıyorum. Mesela örnek bir analiz var burada. Bu öğrencimizin öğrenme hızı düşük. Buna göre çalışması gerekiyor. Bunu bilmen lazım senin çalışacaksan. Ya da senin dikkat dağınıklığın yüksek. Blok ders çalışması yapabilir misin? Bu mantıklı mı? Çabuk unutuyoruz. Unutkanlık çok var diyor Feyza Hocam. Sonucunuzu merak mı ettiniz Merve Hocam? O zaman seminer sonunu bekleyin. Link atacağım. Hemen girip tamamlayın. Sonucunuzu hatta birlikte değerlendirelim. Çok güzel. Tamam. Şimdi ben artık kendimi tanıyorum. Analizlerime girdim. Artık tüm öğrenme karakterimi keşfettim. Sırada seviyemi belirlemek vardı değil mi? Mesela hani az önce de sorular sordum. Kimi Türkçe dedi, kimi matematik dedi, kimi ben bu alanda başarılıyım dedi, kimi hayır ben o alanda başarılı değilim dedi. Yani hepimizin şu andaki seviyesi birbirinden farklı arkadaşlar. Yani belki siz kendinizi sıfır düzeyde, ben de sıfırdan başlıyorum hocam, o da sıfırdan başlıyor. İkimiz de aynıyızdır, aynı eğitimi alalım, aynı programı yapalım dememeniz gerekiyor. Çünkü kendinizi sıfır olarak görseniz de ikinizin de belki orta düzeyde olduğu dersler ya da temel seviyede olduğu derslerdeki konuları bile farklılık gösterir. Peki biz seviye tespitini nasıl yapacağız? Yeşim hocam, analiz linkini ben ileteceğim. Nereden başlayacağımı şaşırıyorum. İşte Meryem hocam, nereden başlayacağımızı neden şaşırırız? Nerede olduğunu bilmezsen şaşırırsın, öyle değil mi? Yani sen şu anki mevcut konumunu belirlediğinde senin bir hedefin var hocam, 85 puan almak. Örnek, misalden konuşuyorum. Ama ben senin seviyeni öyle bir seviye belirleme sınavıyla tespit edeceğim ki bakın bu bahsettiğim yapay zekanın seviye tespit sınavı da böyle gelişi güzel dershanelerde ya da bizim kendi kendimize evimizde yaprak testleriyle yaptığımız, soru bankalarıyla yaptığımız denemeler gibi değil. Yapay zeka sizin bütün derslerdeki tüm alt başlıklardaki konuları, bakın ders demiyorum, derslerin alt başlıklarındaki konulardaki seviyenizi bile tek tek ölçümlüyor. Bunun için seviye tespit sınavına giriyorsunuz ve bu seviye tespit sınavında sen artık nerede, hangi düzeyde olduğunu biliyorsun. Bu işini kolaylaştırmaz mı? Herkesten yanıt bekliyorum. Şu anki seviyemizi bilsek içimiz rahatlar mı? Yani olumsuz da olsa eksiğim ama bunu bilmem benim işime yarar mı? Mantıksal bakalım. Değil mi? Evet. Yarar değil mi? Çünkü arkadaşlar bazen de bizim kendimizi çok olumsuza çekmemizin temel sebebi belirsizlik oluyor. Yani sen nerede olduğunu bilmiyorsun, kendini çok geride hissediyorsun, belki o kadar da geri değilsin. Mesela matematik arkadaşlar, neden bu kadar ön yargılıyız matematiğe? Evet Ayşegül hocam, hiçbir yere ayrılmayın, birazdan program hazırlayacağız. Değil mi Menşure hocam, en azından ipin ucunu buluruz diyor. Çok doğru. Ona göre hareket edebiliriz diyor Sümeyye Hocam. Çok doğru. Mesela matematikteki arkadaşlar bütün konular bizim korkacağımız şekilde mi sizce? Neden böyle ülkemizde bir matematik önyargısı var? Bu hepimizde var bu arada. Hepimizde var. Yani sen bir problemlerdeki seviyen ne? Temel kavramlardaki seviyeni eş değer tutarsan matematik senin gözünde komple sıfır olduğun bir ders olur. Ama öyle değil. Ben seni bizim sistemimizdeki seviye tespit sınavına alacağım ve benim sistemim sana diyecek ki doğal sayılarda senin seviyen orta ama işçi havuz problemlerinde senin seviyen temel seviye, başlangıç seviyesindesin örnek veriyorum. Evet, matematikten korkanlar var. Genelimiz böyleyiz çünkü. Tamam, artık seviyemi de tespit ettim. Sırada ne vardı arkadaşlar? Sırada ne vardı? Öğrenme karakterimi keşfettim. Artık kendimi tanıyorum. Nasıl çalışacağımı biliyorum.
Bir özel bir eğitim analizine girdim. Seviyemi tespit ettim. Artık hangi konuda daha ileride, hangi konuda daha temel seviyede olduğumu biliyorum. Sırada bunlara göre bir çalışma takvimi oluşturma var, değil mi? Sırada kişiye özel ders çalışma programı. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Bir program hazırlarken aslında nelere dikkat ediyoruz? Ya da aslında dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Bunu size soracağım arkadaşlar. Çünkü eminim vardır tecrübeniz. Yani program yaptım, bozdum, uyudum, uyamadım. Mutlaka vardır. Dinlemek istiyorum sizden bunu. Evet Fatih Hocam, yol haritası lazım. Nasıl gideceğimizi bilmemiz için. Uygulanabilir olması doğru. Gerçekçi olması, bu da doğru Nilay Hocam. Doğru söylüyorsunuz. Merve Hocam, günün 24 saat olduğunu unutmadan doğru. Bazen öyle programlar yapılıyor ki gün sanki 30 saat, değil mi? Kendimize ait saatlerde olması çok güzel. Kişiye özel olması, evet. Bütün dersleri günlere göre olması, kişiye özel olması. Doğru. Ne denediysem olmadı Şeyma Hocam. Hayır, bunu denemediniz. O yüzden ben bu cümleyi kabul etmiyorum. Olacak. Denediğimiz yöntemler yanlıştı. O yüzden olmadı. Dinamik olması. Sümeyye Hocam, tebrik ederim. Dinamik olması çok önemli. Tamam, bir bakalım nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar, çalışma programı hazırlanmadan önce bunları mutlaka bilmeliyiz. Bunlar olmazsa çalışma programından verim bekleme zaten. Az önce söylediğim derslerdeki konu bazlı seviyeni bilmek zorundasın. Ona göre bir program yapmalısın. Hangi konuya ne kadar süre ayıracağını bilmen lazım. Mesela arkadaşlar, hiç şunu yaşayan oldu mu? Çok soru sayısı az olan bir konu. Mesela İslamiyet öncesi Türk tarihine aylarını ya da günlerini veren oldu mu? Bilmediği için, ne kadar süre ayırması gerektiğini bilmediği için sonra evet diyorlar, evet. Sonra sınava girdiğinde de bu konudan bu kadar mı soru geliyormuş? Ben bunun için mi, yani bir net için mi kaç hafta çalıştım diyen oldu mu? Evet Yeşim Hocam, çok haklısınız. Oldu değil mi? İşte bunun için sadece seviyenizi bilmeniz de yetmez. Sen o konuya ne kadar süre ayıracaksın, bunu bilmek zorundasın. Senin bir sorumluluğun var. Mesela Yeşim Hocam'la ben daha sabah görüştüm. Yeni tanıştık. İyi ki de tanıştık. Kendisi tarih öğretmeni. Evli, dershaneye gidiyor, farklı sorumlulukları var. Yani günde ayırabileceğin zaman dilimi kısıtlı. Ama bir başka öğrencim var, yeni mezun ve bütün gün evde, bütün gün onun. Şimdi bu iki öğrencinin ayırabileceği süre aynı mı arkadaşlar sizce? Yani sorumluluğu olan bir öğrenciyle sorumluluğu olmayan bir öğrencinin o gün ders çalışmak için ayıracağı süre aynı değildir, değil mi hocam? Gerçekçilikten bahsettik ya. İşte bu gerçekçilik. Ben 3 saat çalışabilirim. Paden hocam 5 saat çalışabilir. Yeşim hocam belki 2 saat çalışabilir. O yüzden gerçekçi yaklaşıp günlük ders çalışabileceğimiz süreyi belirlememiz gerekiyor. Ondan sonra şu an bugün tarih ne arkadaşlar? 24 Mart. Sınavımız ne zaman bizim? Damla hocam, evet, ben Tekuzemin öğrenci koçuyum. Kayıtlı olan öğrencilerimize koçluk yapıyorum. 23 Temmuz, tamam. Tamam. Yani sınava kaç gün kalıyor? 119 gün mü? Yani ben şu an hedefime kalan süreyi biliyor muyum artık? Hedefime kaç gün kaldı? 119 gün. Tamam. Bunu bilmem benim işimi kolaylaştıracak. Hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlar. Birazdan bu saydığım özelliklerin hepsini bir arada barındıran Pekes yapay zeka destekli sistemimizde ders çalışma programımızı kendimize özel, bireye özel hazırlayacağız. Tamam, hedefe kalan süreyi de öğrendim. 119 günüm var. Yeterli benim için. Peki, biz şu anda zaman daraldı. 119 gün değil de 39 gün kaldı. Önümde de daha bir sürü konum var. Bir program hazırlarken arkadaşlar, gerekirse zamanın daraldığında hangi konuları öncelik verip hangisini gözden çıkarman gerektiğini de bilmen gerekiyor. Bunu bilmezsen kaybedersin. Tam 4 ayımız var Yeşim Hocam.
Ayşegül hocam yeterli. Yeter ki verimli çalışın, yeter ki doğru programla çalışın. 119 gün temel seviyede olan bir öğrenci için yeterli. Ama nasıl yeterli? Böyle bir sistemle, bu saydığım özellikleri bir arada bulunduran bir programla, bir yönlendirme ile çalışırsan bu senin için mümkün. Aksi takdirde hocam gerçekçi yaklaşmam gerekiyor. Sonuçta burada hepimizin ortak gayesi sınavda başarılı olmanızı sağlamak, bu mutluluğu yaşatmak size. Aynı şekilde ben de bu mutluluğu yaşamam. Yani sizin başarınızdan mutlu olmam. Sizin de burada olma amacınız o. Yani gelişi güzel yapılan, rastgele ilerlenen bir programdan arkadaşlar 4 ay değil bakın. İsterseniz Eylül'de çalışmaya başlayın. 10 ay çalışın. Yine kazandıracak puanı alamazsınız. Kesinlikle alamazsınız. Doğru çalışmamız gerekiyor. Peki size bir soru. Gerçi ben az önce bununla ilgili bir kopya vermiş gibi oldum farkında olmadan ama. Tarih dersi. Aramızda tarihçiler var bu arada. Yeşim hocam gibi. Onlar hemen cevaplayacaklar. Osman hocam, şimdi o sorduğunuz soru yani videodan mı, kitaplardan mı, sizin öğrenme yapınıza ve derslerdeki seviyenize göre değişir. Yani tüm kaynakları da kullanabilirsiniz. Belki o kadar kaynağa ihtiyacınız olmayabilir. Size bir soru arkadaşlar. Bir konuya çalışmanız gerekiyor. Sınava kaldı bir ay. Hangisine çalışırsınız? İslamiyet öncesi Türk tarihine mi, Osmanlı Devleti siyasi tarihine mi? O Osmanlı. Yarı yarıya diyen var. Soracağım şimdi sebebini. Kurtuluş dönemi Osmanlı. O Ebru hocam. Çok iyi. Tecrübeli olduğumuzu buradan anlıyorum verdiğimiz yanıttan. Tamam, peki neden? Nedenini açıklayacak olan var mı? Neden İslamiyet öncesine çalışmamalıyım da Osmanlı Devleti siyasi tarihine çalışmalıyım? Konu çok. Soru sayısı çok güzel. İşte tam değinmek istediğim noktaya geldik. Bir bakalım. Bakalım mı? Hani az önce söyledim ya senin bir konuya ayırman gereken süreyi bile biz biliyoruz diye. Ama belki sen kendin çalıştığında bilmiyorsun. Yani bu sınavda bu konudan kaç soru geldiğini bilmediğin için vakit kaybedebilirsin. Bunu artık yaşamanızı istemiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle bir lüksünüz yok. 119 gün varken sen çok eleyici, stratejik bir çalışma yapmak zorundasın. Bir bakalım nedenmiş. Bir bakalım nedenmiş. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bakın ikisi de tarih konusu. İslamiyet öncesi Türk tarihini benim baştan sona öğrenmem için 11 küsür saat ayırıp bir soru alabiliyorum. Ama Osmanlı Devleti siyasi tarihini baştan sona öğrenmem için 9 küsür saat çalışıp 6 soruyu cebime koyuyorum. Hangisi mantıklı? Bunu bilseydiniz. Şimdi tarihten örnek verdim. Aynısı coğrafya içinde ya da Türkçe içinde, matematik içinde, hepsi için bunların tek tek tamamını bilseniz sizce işiniz kolaylaşır mı? 6 soru cepte. Kolaylaşır değil mi? Belki de arkadaşlar şimdi şu geçmişe bir gidip bakalım. Acaba biz bunları bilmeden çalıştığımız için başarısız olmuş olabilir miyiz? Değil mi? Değil mi? İşte bu çok önemli. İşte bizim sistemimizde arkadaşlar, yani zaten aranızda Tekuzem'e kayıtlı olan ya da Tekuzem'i uzun süredir takip eden öğrencilerim var. Benim de tanıdığım, birebir koçluğunu yaptığım öğrencilerim de var. Arkadaşlar biz öyle bir sistem geliştirdik ki, hatta bu kadar iddialı olmamızın sebebi de bu. Senin kaç tane konuya çalışacağını, kaç puan alman gerektiğini, o konuyu kaç saatte öğreneceğini, kaç saat çalıştıktan sonra kaç net yapabileceğini biz biliyoruz. Bunu sistemimiz biliyor ve ona göre bir program hazırladığı için sen bu yola bugün bu sistemle çıkarsan 119 günün sonunda istediğin sonuca ulaşacaksın. Bunun garantisini vermemizin sebebi de bu. Çünkü seni çok iyi tanıyoruz. Gireceğin sınavı çok iyi tanıyoruz. Ve o 119 günlük süreçte ne yapman gerektiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi zaten birlikte örnek bir program hazırlayacağız. Peki
Şu anda biz bu hani örnek olarak böyle çok bariz fark olan iki konuyu ben özellikle ele almak istedim. Çünkü bu konularda genelde öğrenciler hani soru sayılarını kısmen de olsa biliyorlar. Yine yani ilk tecrübesi olmayan öğrencilerin çoğu biliyor. Ama siz bu konulardaki seviyenizi biliyor musunuz? Yeşim hocam, inanın bunu herkes istiyor. Keşke bir okusa kapsa olsa değil mi? Seviye yerlerde hocam. Tarihte belki de, ya tarih öğretmenlerimiz var aranızda. Onların dışında hani istisnalar kaideyi bozmaz ama tarih çok genel olarak ülkemizde başarı oranı yüksek bir ders zaten değil. O yüzden şimdi gelelim asıl sorumuza. Biraz aklınızda arkadaşlar şekillenebildi mi? Yani şu an yol haritamızı çizme noktasında, evet bunu bilmem lazım, bunu yapmam lazım, programımda bu olmalı, bu olmamalı, ya da ben bunu yanlış biliyormuşum, aslında doğrusu buymuş. Şu anda sınava girseniz, sınava girme kararı alsanız, şimdi çalışmaya başlasanız, sizce bütün konuları yetiştirebilir misiniz? Evet Merve hocam, siz öğretmensiniz. İşiniz daha da zor. Ama bunun kolayı var. Yetişir değil mi? Özellikle bu saydığım özelliklerden sonra bence rahatlıkla yetişir. Yeter ki doğru çalışın. Neden yetişmesin? Ben yetiştirebileceğinizi düşünüyorum hepinizin. Ama nasıl? Bir koşulu var. Eğer planı iyi yaparsak yetişir. Beyza hocam, zor ama imkansız değil. Hayır hocam, aslında zor da değil. Sadece bizim hep böyle yanlış yöntemleri benimsememizden dolayı olumsuz deneyimlerimizin zihnimize verdiği bir kodlama bu. Yoksa asla zor değil zaten. Peki şu anki çalışmalarımızda, zaten bunu hani seminerimizin başında da sordum. Şu an orta düzeyde olan var, temel düzeyde olan var. Şu anki çalışmalarında konu anlatımı yapan, soru çözen, tekrar yapan, böyle ayrışan öğrenciler de vardır değil mi arkadaşlar? Mesela bir derste konu çalışırsın, diğerinde soru çözmen gerekir. Bunu biliyor muyuz bu arada? Yani her derste aynı yöntemle mi çalışıyoruz? Yoksa hayır hocam, ben bu derste bunu yapıyorum, bu derste bunu yapıyorum mu? Bilmiyoruz değil mi? Hayır diyen var. Her derste ayrı, hepsine aynı. Hayır, hepsine aynı olmamalı. Şimdi neden olmamalı, onu da size anlatacağım. Evet, hem her dersin çalışma stili farklı Ebru hocam, hem de senin her dersteki seviyen aynı değil. Bakın, hep seviyeye gitsin aklınız. Her sorduğum soruda seviye. Senin seviyen, onun seviyesi aynı değil. Matematikteki seviyenle Türkçedeki seviyen aynı değil. Hatta Türkçeyi genel başlıktan çıkar, sözcükte anlamdaki seviyenle cümlede anlamdaki seviyen de aynı değil. Yani senin her konuda farklı bir seviyen var. O yüzden her konuda aynı çalışmayı yapamazsın. Her konuda ben konu çalışıyorum, yanlış. Her konuda soru çözüyorum, yanlış. Her konuda tekrar ediyorum, yanlış. Her konuda seviyeni bilirsin. Seviyenin karşılığında ne yapman gerekiyorsa onu yaparsan evet doğru, evet verim alabilirsin. Hazal hocam, mikrofona dokunun isterseniz. Şu an sesimle ilgili bir problem yok çünkü. Herkes beni duyabiliyor. Çok güzel, enerjik de bir kitle var karşımda. Gerçekten benim de enerjimi yükselttiniz. Böyle bayağı istekli. Kazanma isteğinizi ben hissettim yani. Beni buna ikna ettiniz gerçekten. Şimdi bu aradaki boşlukları biz dolduracağız. Hani dedim ya, her konuda senin seviyen farklı. Bazı konuda konu çalışırsın, bazısında soru çözersin, bazısında tekrar yaparsın. Bizim sistemimizde arkadaşlar, yani tek üzerine kayıt olduğunuzda, TEKES yapay zeka eğitim modelinin kayıtlı öğrencisi olduğunuzda biz sizin işinizi şansa bırakmayacağız. Dedim ya, cümlede anlamda farklıdır, sözcükte anlamda farklıdır. Sizi seviye belirleme sınavına aldık. Hangi konuda, hangi seviyede olduğunuzu belirledik. Tamam, çok güzel. Senin sözcükte anlamda temel seviyede olduğunu ben artık biliyorum. Sistem artık bunu biliyor. Peki öğretmenlerime özellikle parantez içinde soracağım. Diğer arkadaşlarım da yanıtını biliyorsa cevap verebilirler.
Bir öğrencinin temeli hiç yoksa o öğrenci neyden başlamalı? Hadi o eğitim birimleri derslerimizdeki öğrendiğimiz bilgileri biraz kullanalım. Bakalım biliyor muyuz? Tamam, sıfırın karşılığı ne ama? Çalışma türü olarak soruyorum. Sıfırdan, tamam sıfırdan neden başlamalı? Ne yapmalı bu öğrenci? Ben senin öğrencinim Merve Hocam. Sıfırım, temelim hiç yok, matematik. Konu detaylı çalış. Tamam, konu tabii çalışacak. Başlangıçtan, temel kavramlardan, ön bilgisine bakılmalı. Bakıldı ve sıfır olduğumu tespit ettim artık. Temelim yok, temelden öğrenmeli. Tamam. Arkadaşlar biz bunu nasıl basamaklandırdık biliyor musunuz? Garanti öğrenme modeli. Yani sana klasik konu çalış, sıfırdan konu çalış birinci üniteden. Git soru çöz. Hayır, bu verimli değil. Bunu yaparsan arada kaybettiğin bilgilerin olabilir. Bunun yerine senin temelinin hiç olmadığı, sıfır olan bir konuda ben seni ön hazırlıktan başlatacağım. Ön hazırlık konudan da önce gelir arkadaşlar. Bir öğrenci konu çalışmasına başlamadan önce ön hazırlık yapar öğrenmesi için. Yeşim hocam, doğru. Tamam, sonra konu anlatımı çalıştım. Konudan sonra ne yaparım? Mantıken bir bakalım. Bir basamak, temel zemindeyim. Katları çıkacağım. Neyle çıkarım? Hem öğrenmek istiyorum. Feyza hocam doğru. Tekrar. Ön hazırlığımı yaptım. Artık bu konuda sıfır değilim. Hazır bulmuşluğumu arttırdım. Girdim konumu çalıştım. Detaylı konu çalışmasını yaptım. Sonra girdim tekrarımı yaptım. Peki tekrarla üst seviye yani orta ve zor soru çözümü arasında ne olmalı? Bir köprü kurmalıyım ya. Düşünsene direkt konudan çıkmışım çat. Zor seviyede soru çözebilir miyim? Bunu yapabilen var mı aranızda? Yok değil mi? Tamam. Ne var burada bizim sistemimizde? Kolay soru çözümü. Yani tekrarını yaptın öyle hemen çat en zor soru bankalarını getirin bana. Ben artık konularımı bitirdim. Çat çat çözebilirim. Hayır, böyle ya olursa direkt çat seviyen düşer. Özgüvenin de düşer, çözemezsin çünkü. Onun yerine araya bir mesafe daha, bir basamak daha koyduk. Dedik ki tekrarını yaptın. Tamam artık sen hala öğrenmeye devam ediyorsun. Şu an belki cevaplı soru bankası çözebilirsin. Yanında notların olarak soru çözebilirsin. Bu senin hala öğrendiğinin devamının olduğunu gösterir. En son orta zor seviyede sorunu çözersin ve artık tamam. Sen bir konuda, bakın bunu, biz buna bütün konular için yapıyoruz arkadaşlar. Bir konuda bu beş basamağı atlamadan bizimle birlikte ilerlettiğinde senin o konuyu öğrenememe gibi bir ihtimalin yok. Garanti öğrenme modeli. Tabii ki Feyza hocam hız da önemli. Ama bunları zaten yapay zeka zamana göre planlayacak. Benim zamanımı bana göre, seninkini sana göre. Yani ayırabildiğimiz süreye göre planlayacak. Tamam artık derslerdeki konu alt başlıklarındaki seviyemi biliyorum. O seviyenin karşılığında hangi türden çalışma yapmam gerektiğini biliyorum. Şimdi sırada ne var? Çalışma programına geldik. O çok beklediğiniz çalışma programı. Yeşim hocam çok daha iyisi. Yani kayıt olduğunuzda siz zaten bu anlattığım sistemden faydalanacağınız için bunun birebir öğrencisi olacaksınız. Bu anlattıklarımın çok daha fazlası var içeride. Merve hocam hemen çalışmaya başlayın. Hemen. 74. Branşınız neydi Merve hocam sizin? Bu arada ilk atamalar geldi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Biraz geç oldu. Ama sıralamada olmayan arkadaşlarım asla öğretmenlerim motivasyonunuzu kaybetmeden lütfen hemen çalışmalarınıza başlayın. Bu konuda acele edin. Pişman olmamak için acele etmeniz gerekiyor. Evet. Darısı bu şu anda bu seminerde olan öğretmenlerimin 23 yılında kontenjanlar açıklandığı zamana diyorum. Ben hepinizin atanacağını düşünüyorum. Yeter ki verimli çalışalım. Yeter ki doğru çalışalım. Yeter ki böyle bir sisteme dahil olup bu sistemle ilerleyelim. Atanmak hayal değil arkadaşlar. Bir konuyu öğrenmek de hayal değil. Bu çok zor değil. Yani o yüzden zamanı bahane etmeyelim.
Çalışıyorum, çocuğum var, okulum var, formasyonum var. Hayır, genelimiz böyle zaten. Kazanan nasıl kazanıyor? Kazanan böyle kazanıyor. Bu sistemle ilerlediğinde, bu mantıkla ilerlediğinde kazanıyor. Şimdi herkes hazırsa çalışma programımızı hazırlamaya başlayalım. Şimdi bu arada bunu panelden yapacağız. Yani hepinizin zaten bizim sayfamız üzerinde örnek bir öğrenci alanı var. Ki hepiniz şu an bu seminerimize katıldığınız için hani bir kerelik bu kısmı yapmak için hak tanıdık biz size Tekuzem olarak. Ama Tekuzem'in kendi kayıtlı olan öğrencilere programda istediği kadar herhangi bir sınırlama olmadan birebir öğrenci koçuyla görüşerek revize yapıyor. Zaten yapay zeka her hafta programı da yeniliyor. Ama ben mantığını görün istiyorum. O yüzden eğer içimizde analizlerini çözen, seviye belirleme sınavlarını çözenler varsa benimle birlikte sayfalarına da girebilirler. Hatta dikkatiniz dağılmasın bence. Direkt beni güzelce izleyin, dinleyin, sorularınızı da sorun. Seminerimiz bittikten sonra girip kendiniz de örnek bir tane ders çalışma programı hazırlamış olursunuz. Şimdi gelelim çalışma programımıza. Şimdi ben kendi sayfama gireceğim arkadaşlar. Kadir Hocam, link ileteceğim. Ben seminerin sonunda özellikle benimle, diğer öğrenci koçlarımla bu sisteme dahil olmak için, kayıt olmak için iletişim bilgilerimizi ileteceğim. Hazırız. Ben de hazırım. Başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Şimdi sözlü olarak evet ilettim. Kendimizi tanıdık, seviyemizi ölçtük. Hangi seviyede, hangi çalışma türünü yapacağım, nasıl çalışacağım, kaç saat ayıracağım. Bunu arkadaşlar bu sisteme kayıt olduğunuzda yani artık tek düzenli olduğunuz zaman biz ders çalışma programınızı bütün bu saydığımız kriterlere göre oluşturuyoruz ama nasıl? Şimdi burası benim öğrenci panelim. Herkes baksın. Bakın burası benim tek düzenim kayıtlı öğrenci panelim. Şimdi takvime giriyorum. Şimdi buradan kendime bir takvim hazırlayacağım. Siz de dikkatlice izleyin lütfen. Seminerden sonra herkes kendisi için örnek takvim hazırlar. Kayıt olanlarınkini birlikte hazırlayacağız ve dönem boyunca şu an önümüzde 119 gün var. 119 gün boyunca yapacağı bütün çalışmaları birlikte hazırlayacağız. Takipli bir şekilde ilerleyeceksiniz. Şimdi ben bu sisteme kayıt olduğumda arkadaşlar artık nasıl başarılı olmam gerektiğini biliyorum. Ve benim bir ders çalışma programına ihtiyacım var. Bu programı sistem nasıl hazırlıyor? Gelin biraz bunu inceleyelim. Ben düz memurluk için sınava gireceğim. 5 tane benim sorumlu olduğum dersim var. Bakın sistemde ders sistem var. Sistem beni biliyor. Hangi sınava gireceğimi biliyor. Kaç tane dersten sorumlu olduğumu biliyor. Ve ben bütün dersleri birlikte çalışmak istiyorum. Çünkü artık 119 gün var. Hızlanmam, acele etmem gerekiyor. Neden? Kazanmak istiyorum. Ben aynı zamanda çalışan bir adayım arkadaşlar. Yani çok uzun uzadıya vaktim yok. Ama bu sınavda başarısız olacağım anlamına gelmez. Bu sınavı kazanamayacağım anlamına da gelmez. Bu ne anlamına gelir? Ayırdığın zamanı verimli kullanmak zorundasın. Bu anlama gelir. Bunun için zaten buradayım. Bunun için bu sisteme kayıt oldum. Geldim. Arkadaşlar ben hafta içi 5 gün çalışıyorum. Hafta sonu mesaim yok. Bakın sisteme kayıt olduğunuzda biz size gün gün programınızı hani aranızda diyenler vardı ya hocam ben evliyim, hocam benim çocuğum var, hocam benim kursum var, hocam benim formasyonum var. Sorun değil. Hangi gün kaç saat arda vaktin kalıyorsa biz o saatle işimiz, o saati verimli değerlendireceğiz zaten. Şimdi ben kendim için örnek bir program hazırlayacağım. Benim mesaim arkadaşlar 6'da bitiyor. 7.30'da tam evde olup çalışmalarıma başlayabiliyorum. Bakın. Başlangıcı ben belirliyorum. Bakın öğrenci olarak bunu yapıyorum. Sisteme kayıt olduğumda siz de bunu yapacaksınız ve sistem otomatik her şeyi kendisi hesaplıyor, kendisi getiriyor. Gecede 12'de uyuyorum, 11.30'da çalışmayı bitirebilirim. Yani benim günde 4 saatim var. Dolu dolu geçirmem gerekiyor bunu. Bir de hafta sonum var tabii ki. Hafta sonu izinli olduğum için daha yoğun bir çalışma yapabilirim. Tamam. Hafta sonu da öğlen 2'den akşam
7'ye kadar çalışabilirim. Arkadaşlar şuradaki oran sizce neyi temsil ediyor olabilir? Paden hocam var. Yani siz bizim üçlü paketlerimize kayıt olduğunuzda ben şu an bunu genel kültür, genel yetenek. Herkesin girdiği ortak bir sınav olduğu için bunu seçtim. Kayıt olan öğrencilerde kaç tane sınava giriyorsa bütün sınavlar için, tamamı için ayrı ayrı zaten programı hazırlayacağız. Rahim hocam olur tabii ki radyo, televizyon. Ya biraz yüksek bir puan almamız gerekiyor. Ama olur, neden olmasın? Şeyma Nur hocam sadece koçluk desteği de alabilirsiniz. Şimdi soruma dönmek istiyorum. %75 ne demek? Bakın arkadaşlar sisteme ben sıfırım dedim. Sistem benim seviyemi biliyor. Diyor ki Tuğba sen sıfırsın. Temel seviyedesin. Önünde 119 günün var. Bakın benim başarılı olmam için yapay zekanın benden istediği süre gördük mü? Benden istediği süre 2405 dakika. Benim verdiğim süre ne kadar? 1800 dakika. Sistem diyor ki hayır, 606 dakika daha arttırman gerekiyor. Şu an senin yeterli süre olanın %75. Eğer vaktim varsa arkadaşlar bunu arttırırım. Vaktim yoksa yine sorun değil. Bu benim sınavda başarısız olacağım anlamına gelmez. O zaman sistem ne yapar? Az önce tarih sorusunu hatırlayan var mı? İslamiyet öncesi ve Osmanlı siyasi tarihi. İkisine de çok fazla zaman ayırıyordum. Birinde 6 net yapıyordum. Birinde 1 net yapıyordum. Eğer benim sürem yetersizse bile, bakın bunu özellikle çalışan öğrencilerimize söylüyorum. Çalışan ve sınavda başarılı olmak isteyen ama bunu kendine bir bahane gibi gören, bir engel gibi gören ve sürekli bu hedefini geriye atan öğrencilerim, hayır atmayın. Lütfen atmayın, geleceğinizden vazgeçmeyin. Siz bu sisteme kayıt olduğunuzda sizin verdiğiniz süre bandında gerekirse konu önceliklendirme yapıyoruz biz zaten. Diyoruz ki hocam buradan bir soru geliyor. Bu biraz geride durabilir ama 6 soruyu garantile. Yapay zeka bunu biliyor. Senin hangi konuyu çalıştığında daha fazla verim alacağını biliyor. O yüzden ben süremi arttırmıyorum. Bu şekilde çalışacağım. Takvimimi hazırlıyorum. Şu an herkes ekrana baksın. Paden hocam kayıtlı olan öğrencilerde ders çalışma programı yapılıyor. Siz bizim misafir öğrencimizsiniz. O yüzden görememiş olabilirsiniz. Orada tek seferlik yapılıyor çünkü. Sistem benim analiz sonuçlarıma baktı. Derslerdeki seviyelerime baktı. Ayırdığım süreyi gördü. Benim çalıştığımı biliyor. Hedefe kalan süreyi gördü. Ve bunların hepsini bilerek bana bir ders çalışma programı hazırladı. Şimdi programa gidiyorum. Bakalım bir programımıza. Evet, çok güzel. Bakın cuma günü, cumartesi ve pazar, kalan bütün günler. Buse hocam ücret bilgisiyle alakalı ben birazdan link ileteceğim. Özellikle size ben de dönüş yaparım. Ya şu an bu seminerime katılan bütün öğrencilerimin ben kazanmasını istiyorum. Yani zaten siz beni buna ikna ettiniz. İstekli olduğunuz noktasında hiçbirimizin bir tereddütünün olduğunu düşünmüyorum. Sistemin tutarı çok uygun. Ücret ve kayıtla alakalı biz zaten görüşeceğiz. Bunun için link ileteceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi arkadaşlar, sistem bana dedi ki tarih dersinden tekrar yap. Türk adının anlamı, Türklerin ana yurdu ve Türk göçlerinden tekrar yap dedi. Ama Türkçe'de, bakın benim seviyem temel seviye, bütün derslerde temel seviyedeyim. Sözcüğün anlam özelliklerinden konu anlatımı çalış diyor bana. Bakın iki farklı konuya aynı şekilde çalışmamalıyım. İkisinde seviyem aynı olmayabilir demiştim ya. Bakın alt alta gelene bakın. Tarih de tekrar yaptırıyor. Neden? Bu çok basit düzeyde bir konu ve senin buna ayıracağın vaktin yok. Bunu tekrarla da öğrenebilirsin. Ama Türkçe'de konu anlatımı çalıştırıyor. Çünkü Türkçe'de soru kaçıramazsın. Bu konu senin için önemli bir konu. Peki ben bu sisteme kayıt olduğumda bu benim takvimim. Benim artık takvimim var. Yani ne yapacağım belli değil mi bir günde? Artık şunu düşünmeyeceğim. Ay bugün uyandım. Ne çalışsam? Nereden çalışsam? Çünkü siz şu anda bunu düşünüyorsunuz. Değil mi? Misafir öğrenciler bir kez yapabiliyor. Kayıtlı olan öğrencilerin 119 günlük programını yapay zeka ile birlikte biz hazırlıyoruz. Birlikte hazırlıyoruz öğrencimizle. Tamam, bunu yaşıyoruz.
Artık bu sisteme kayıt olduğunuzda arkadaşlar bunu yaşamayacaksınız. Neden? Ben işten geldim, yemeğimi yedim, dinlendim, 7.30'da sistemin başına geçtim. Benim ne yapmam gerektiği zaten belli. Sisteme giriyorum. Bakın Türkçe'de sözcüğün anlamı. Nasıl çalışacağım? Çalışmaya başla dediğim anda direkt beni bu derse gönderiyor zaten. Herhangi bir yerden ders bulmama da gerek yok. Bakın. Taner hocam çok güzel bir bilgi verdiniz. Şimdi hemen o kısma da. Buradan çalışmamı yapıyorum. Yani başka bir kaynağa da ihtiyacım yok benim. Tekes'e kayıt olduğumda hem takvimim var, hem takvimde ne yapmam gereken, ne yapmam gerektiklerinin içerikleri var. Yani hem eğitim alıyorum, hem koçluk alıyorum. Hem de koçluğu neye göre alıyorum? Kendime göre, tamamen bireysel özelliklerime göre. Taner hocam, sizin sorunuzun cevabını şöyle vereyim. Bu benim takvimim bu arada ve benim dikkat dağınıklığı oranım yüksek. Ben dikkat dağınıklığı olan biriyim. Analizlere girdim, sistem bunu tespit etti ve bana diyor ki Tuğba, senin dikkat dağınıklığın var. Sen blok ders çalışması yapamazsın, yapmamalısın. Bunu yapmayacaksın diyor. O yüzden ne yapmış arkadaşlar? Bakın Taner hocam çok güzel farkına varmış. Hemen hemen her yarım saatte bir, maksimum 40 dakikada bir bana mola verdiriyor. Ama Taner hocam bu sizde böyle olmayabilir. Siz analize girersiniz, dikkat dağınıklığınız yüksek değildir. Belki sistem size aralıksız 60 dakikada çalıştırabilir. Bakın bu da bireysel. Burada da ben sizden farklıyım, siz de benden farklısınız. Ama amaç ne? Senin programını benim uygulamam değil. Amacım bana özel bir program olması. Çünkü ben buna uyacağım, karşılığını atanmayla görmek istiyorum. Karşılığını netlerimi yükselterek görmek istiyorum. Evet Vesile hocam. Demek ki bakın bu çok güzel bir örnek oldu tam söylediğimin üstüne. Kesin atanacağım deyip aylardır ders çalışmadım. 77 puanla kaldım. Tamam. Geçmişi artık değiştiremeyiz. Ama bugün sizin gününüz olsun. Bugünün bir milat olarak kabul edin. Gelin bu sistemle birlikte çalışmalarınızı planlayalım. Kalan 119 günlük süreç için 77 puandan hedefinize olan uzaklığınızı hesaplayıp bu zamanı böyle değerlendirelim sizinle. 1 saat çalışıyorum, 1 saat mola veriyorum. Yanlış değil mi? Bunun yanlış olup olmadığını Merve Hocam ancak analiz sonuçlarınıza baktıktan sonra söyleyebilirim. Çünkü belki dikkat dağınıklığınız var, belki dikkat dağınıklığınız yok. Şöyle bir takvim işinizi kolaylaştırır mı? Esma Hocam analiz linkini ileteceğim. Kendi panelinizden gireceksiniz. Kolaylaştırır değil mi? Neden? Zaman kaybetmiyorsun program için. Çok güzel. Peki, hani az önce tarihten size bir örnek vermiştim ve demiştim ya sadece tarih değil. Biz sorumlu olduğunuz yüzlerce konunun tamamının kaç dakikada öğrenildiğini ve o dakika çalıştıktan sonra size kaç puan getirisinin olduğunu biliyoruz. Programınızı buna göre yapıyoruz demiştim ya. Beyza Hocam kayıtlı olan yani kayıt olduktan sonra 119 günlük sürecin tamamı yapay zeka ile birlikte planlanıyor. Sınava kadar birbirimize yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yani bu sistem sizin koçunuz artı ekstra rehberlik uzmanlarımız, öğrenci koçlarımız var. Yani yalnız değilsiniz. O yüzden diyorum ya tek başına çok zor. Hatta belki imkansız zor da diyemem. Matematiğe gelelim. Hani şu hepimizin korktuğu matematik dersi vardı ya. Bir bakalım matematikte gerçekten benim için getirisi yüksek olan konular hangileri, getirisi bir tık daha düşük olan konular hangileri? Öyle bir hesaplama yaptık ki çok şaşıracaksınız. Bakın. Herkes benim ekranımı görebiliyor değil mi arkadaşlar? Görüyoruz. Feyza hocam evet. Tek üzerime kayıtlı öğrenci olduğunuz bakın nereden de belli. Tabii ki problemler. Ya bu arada çok bilindik bir gerçek ama sadece problemler değil. Baktığımız zaman çok fazla konu var ve birçok öğrenci bu konuyu ne kadar süre çalışması gerektiğini bilmiyor. Çünkü o konunun ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Ama biz biliyoruz arkadaşlar. Bakın burada Feyza hocamın da dediği gibi en önemli olan konu problemler. Eğer ki benim vaktim daraldıysa,
ve benim matematikte problemler çözmek için yeterli düzeyim varsa, ben tutup da iyi olduğum bir kısma çok da vakit ayırmak zorunda değilim. Yani hani size sormuştum ya, ünite ünite mi çalışıyoruz, sırayla mı çalışıyoruz? Hayır, sen o sırayı bozabilirsin ama tek başına değil. O sırayı bozman için senin bazı şeyleri bilmen gerekiyor. Yani en az bu sistem kadar bilgiye sahip olman gerekiyor. Gerekirse o konuyu eleyebilirsin. O konuyu geride bırakabilirsin. Amacın senin sınavı kazanmak. Bir de arkadaşlar şunda hemfikir olalım. Bu sınav bizden %100 başarı isteyen bir sınav değil. Var mı aksini iddia eden? Hocam 100 puan almazsam atanamam. Var mı böyle diyen? Evet Ebru Hocam görebilir. Bir kerelik bu seminere katıldığınız için bir kerelik takvim yapabiliyorsunuz. Hatta şu an girebilenler varsa kendi sayfalarına da girebilirler. Aynen benim girdiğim alandan siz de bakabilirsiniz. Ayşe Hocam. Hocam eleye eleye geriye konu bırakmadık. Bakın bu da yanlış bir strateji. Demek ki elemede bir ölçütünüz yok hocam. Çünkü siz bir yapay zeka değilsiniz. Bu çok normal. Bu arada bu bahsettiğim şu hesaplamayı bir insan, bir öğretmen, bir öğrenci koçu, bir rehberlik uzmanı yapamaz. Yani o kadar bir şey yok hocam, matematiksel formu yok. Bunu ancak bir sistem yapabilir. Değil mi? %100 değil. Tamam, matematiğe baktık. Matematiği zaten az çok birçoğumuz belki biliyorduk. Gelelim vatandaşlığa. Vatandaşlıkta bu arada sizi çok şaşırtan bir şey var konu olarak. Bakın. Sildikten sonra tekrar oluşturamayız arkadaşlar. Misafir öğrenci olduğunuz için programınızı silmeyin. Burası örnek bir alan. Kayıt olduktan sonra istediğimiz müdahaleyi yapabiliriz ama şu an örnek olarak görmek için eğer takvim yapıyorsanız programınızı silmiyorsunuz. Şimdi vatandaşlığa geldim. Herkes bir tabloya baksın ve vatandaşlıkta bana getirisi en yüksek olan konuyu söylesin lütfen. Sorun değil. Sorun değil hocam. Anayasa hukuku. Bir bakalım anayasaya. Hayır, anayasadan daha önemlisi var. Temel kavramlar. Hayır. Güncel, evet, mesken hocam. Yasama yürütme. Arkadaşlar bakın, güncel bilgilere ayırdığın zaman sistemin senden istediği süre ne kadar? 115 dakika. Yapay zeka diyor ki, örnek veriyorum Ayşe, gel 115 dakikanı bana ayır. Ben sana bu 115 dakikada 3,33 puan aldıracağım diyor. Sana bu konuyu öğreteceğim diyor. Ama sen aynı dakikayı mesela 264 dakika daha, iki kat daha fazlasını temel hukuk kavramlarına ayırıp 0,83 puan alıyorsun. Çünkü bunu bilmiyorsun. Hani size az önce de sormuştum ya, bunları bilseydiniz işiniz kolaylaşır mı diye. Tabii ki de kolaylaşırdı değil mi arkadaşlar? Şunu hangimiz biliyorduk? Bilseydik şu ana kadar belki o ayırdığımız günde 2 saatlik, 3 saatlik çalışmaları bile daha getirisi yüksek olan kısımları ayırarak daha verimli çalışmış olmaz mıydık? Çoğumuz bilmiyorduk. Ama artık biliyoruz. Artık tekes var. Yeşim hocam geç değil. Geç değil. Böyle bir kurs, böyle bir sistem olduğunu bilseydim kursa kayıt olmazdım. Geç değil. Tarihe de bakalım. Tabii ki siz yeter ki isteyin. Bakalım. Tarihte bu arada devasa. Yani tarih çok geniş bir alan. Ve birçok öğrenci korkuyor. Hani size görüşmemizin başında, seminerin başında dedim ya, hiç kaygılanmayın. Korkmayın, siz atanacaksınız. Bunları bildiğim için arkadaşlar, yani ben düşünsenize Eylül ayından bu yana çalışan bir öğrenci profili var ve siz varsınız, yeni başlıyorsunuz. Mantıken insana şey gelmiyor değil mi? Ya mümkün mü? Geç kaldım. Nasıl yetişeceğim? Hayır, yetişirsin. Onların bilmediği bir şeyi biliyorsun sen. İstersen Eylül ayında çalışmaya başla. İstersen 10 ay boyunca çalış. Bu sistemle, yani bu mantıkla çalışmadığın sürece sırayla üniteleri çalış. Unutacaksın. Biri gelecek, biri gidecek. Biri gelecek, biri gidecek. E ne oldu? Sınava girdim, 70 aldım. E ne oldu? Dershaneye de gitmiştim. Çok da çalışmıştım. Olmadı. Olmaz. Çünkü doğru çalışmıyorsun.
Tarihe de hemen bakalım. Tarihte bayağı şaşıracaksınız çünkü tarihin gerçekten şeyi çok yüksek arkadaşlar. Gelelim tarihe. Ve tarihin önemini gördünüz değil mi sınavdaki toplam önemini? 22,5. Yani benim tarihsiz atanmam mümkün değil. Evet Yeşim hocam, çok yanlış yöntemler bunlar. Çok yanlış. Şimdi herkes önem puanlarına ve sürelere bir baksın. Aşağı doğru iniyorum. Bakıyoruz değil mi? Bakıyoruz. Bakın şuraya. Bakmanızı istediğim kısım burası arkadaşlar. Bir bakalım yüksek olanları şöyle bir hatırınızda tutmaya çalışın. Bakalım şey hafızanız ne kadar kuvvetli, bir de onu ölçelim. Bakın iniyorum. Bakalım en yüksek hangisiymiş? En yüksek. Benim gözüme birkaç tane ilişti mesela. Evet, herkesten cevap bekliyorum. Bir bakalım odaklanabilmiş miyiz? Bakın bu da çok önemli sınavda. Osmanlı, Osmanlı kültür ve uygarlık. Osmanlı siyasi tarihi, inkılap tarihi Osmanlı. Siyasi tarih. Çok güzel, tamam. Demek ki kazanmayı istiyoruz, dikkatimizi verebilmişiz. Çok sevindim. Arkadaşlar devasa bir fark yok mu sizce ya? Bakın devasa bir fark. Alt alta geldiği için söylüyorum. Bakın Osmanlı siyasi tarihi 2,53 önem puanı. Yani sen bu konuyu bitirdiğinde 2,53 puan senin cebinde. Bir konuda bakın, bir konuda 2,5 puan alıyorsunuz. Ve sadece kaç dakikada? 176 dakikada. Onun üstüne bakın arkadaşlar. Bakın daha uzun süre ayırıyorsun. 240 dakika. Aldığın puan 0,83. Sizce bu doğru bir yöntem mi? Bizim hani dedik ya sırayla ilerliyorum hocam. Artık ben sınav tarihi geldiğinde nerede kalırsam orada bitsin. Hayır, 4 ayın var, sırayla değil. Buna uygun bir şekilde ilerlemen gerekiyor. Bakın ya da aşağı doğru indik. 1,66 var. Yine 0,83 var. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti. Diyor ki 57 dakikanı ayıracaksın bana sadece. Ben sana 1,66 puanı vereceğim. Bunu garantiliyorum diyor. Bunu yapay zeka diyor. Tekes diyor bakın. Akıllı bir sistem diyor. Ama diyor sen gidip onun yerine 3 katı kadar daha fazla süre isteyen 151 dakika çalışıp 0,83'ü alabileceğim Birinci Dünya Savaşı'nı önceliklendirirsen diyor. Bana vakit ayırmazsan sen bu sınavda başarılı olamazsın. Çünkü bütün tarihi yetiştirmen mümkün değil. Doğru mu? Hayır Yeşim hocam. Şimdi o kısma da geleceğim. Hepimizin bir unutma hızı var arkadaşlar. Bu konunun tam öğrenme süresi. Yani sen bu kadar dakika çalıştın, artık öğrendin. Ama yapay zeka benim unutma hızımı ölçmemiş miydi analizde? Ölçtü. Kaç gün sonra unuttuğumu biliyor. 12 gün sonra unutuyorum ben. Bugün bu konuyu çalıştım, öğrendim. 12 gün sonra takvim hazırladık ya az önce. Şuradaki takvim. Bu takvime benim yapacağım tekrarı otomatik getiriyor. Bakın ben takip etmiyorum. Ben hiçbir şey takip etmiyorum. Otomatik önüme geliyor. Giriyorum, uyuyorum sadece. Hani arkadaşlar siz şu anda şunu yapıyorsunuz ya. Ay işte defterlere mesela. Benim de önümde defterim var. Deftere bugün şunu çalıştım, şu gün bunu çalıştım. Arkadaşlar bunu yapmanız mümkün değil. Yüzlerce konu çalışıyorsunuz siz. Hangi konuyu, bugün şu konuyu bitirdim, şu tarihte tekrar yapacağım. Bunu yapmam mümkün değil. Sadece tarihe bile baktığında yüzlerce alt başlığı var tarihin. Türkçesi var, matematiği var. Hele öğretmensen, hele A grubundan hazırlanıyorsan, eğitim bilimleri var, alanı var, iktisat, hukuk, maliye, muhasebe, bunu yapamazsın. O yüzden diyorum ya zor yolu seçmeyin. O yol denendi. O yolda başarı yok. O yol sizi yıpratan, psikolojik olarak özgüveninizi çökerten, başarısız yapan bir yol. O yolda çok yorulursunuz, karşılığını alamazsınız. Ama onun yerine böyle bir sistemle, yani şöyle akıllı bir sistem beni tanıyor. Tekrarıma kadar, mola vereceğim süreye kadar, hangi konuyu daha fazla çalışacağıma kadar beni biliyor. Ben böyle bir sisteme teslim olsam
Direkt çalışmalarımı gelip buradan yapsam daha az çalışırım ama kazanmak için çalışırım. Çalışmak için çalışmam. Sınavda başarılı olmak için çalışırım. Evet Nazife Hocam. Evet. Şimdi hani programdan sonra bir şey söylemiştim. Bakalım hatırlıyor musunuz? Dedim ya, programı yaptın, uyuyorsun ama bunun bir somutluğunu isteriz, değil mi arkadaşlar? Yoruluyorum, program yaptım, uyuyorum, mutluyum da bir yandan hani programla çalıştığım için. Ama ne kadar verimli? Bunu nasıl ölçeceğiz? Bu programı yaptım, ben uyum sağlıyorum. Görmek istemez miyim? Çok iyiyim ya da hayır, eksiğim. Bunu görmek kim istemez? Performans takibi, analiz. Çok güzel. Denemeler oluyor tabii ki de Meryem Hocam. Peki benim sistemimde yapay zeka, ben bu sisteme kayıt olduğumda beni nasıl takip ediyor? Bakın. Sınava kalan haftam her hafta eksi bir, eksi bir, eksi bir. Şu an 19 hafta var. Çok güzel bir zaman dilimi. Bakın arkadaşlar derslerdeki seviyem. Özellikle şuraya bakmanızı istiyorum. Bakın performans takibi. Çalışma oranım var, öğrenme oranım, verimlilik. Sizce bunlar ne anlam ifade ediyor benim için? Çalışma oranı nedir mesela? Çalışma oranı nedir? Hani sistemin benden istediği bir çalışma oranı vardı ya, dedi ya. Sen Tuğba 4 saat çalışacağını sözünü verdin. 4 saat çalışacaksın. Bakın şimdi benim takvimim hazır. 114 çalışma hedeflenen puanım var. Ben uyum sağlarsam kazandığım puan yükselir ve bu benim çalışma oranımı arttırır. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Siz sorumluluklarınıza ne kadar uyum sağlarsanız, yani çalışma oranımız ne kadar %100'e yakın olursa çalıştığınız konuları öğrenme oranınız da o kadar yüksek olur. Bakın öğrenme oranım var benim. Sistem benim o hafta kaç konu çalıştığımı, kaçını öğrendiğimi, kaçını öğrenemediğimi biliyor. Bu büyük bir nimet değil mi ya? Mesela siz kendiniz çalıştığınızda biliyor musunuz? Ben bunu öğrendim, bunu öğrenemedim. Hayır. Hepsini öğrenmişsiniz gibi geliyor. Ama soru çözdürsem çözemiyorsunuz mesela. Bu öğrenmek mi? Değil, değil mi? Ama bizim sistemimiz garanti. Yani sana demiyor. Burak, çalış 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 çalış, koş 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 koş. Ama hedefine ulaşamayabilirsin. Hayır, neden koşuyorum o zaman? Koş ama belirli periyotlarda dur ve ne kadar mesafe kat ettim? Arkana dön bak. Bu çok önemli. Bakın bu sizi motive de eder. Şu an hani siz seminerin başından beri diyorsunuz ya, hocam isteksizim, motivasyonum yok, güdülenemiyorum. Hatta bir hocamız vardı, gecemi gündüzüme kattım, 77 aldım, atanamamışım. Ne olacak? Ensemizi karartıp hani karalara mı bağlayacağız? Hayır. Demek ki durmamışsın, es verip bakmamışsın. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum, eklenti mi yapacağım? Duracak mıyım, dinlenecek miyim? Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Biz kara düzen, gelişi güzel kendimizi kaptırıyoruz. Hayır, bunu yapmayacağız. Tamam, benim çalışma oranım belli. Sistemin benden istediği, uyduğum da belli. Yaptığım çalışma karşısında öğrendiğim bilgi de belli. Ve bu benim verimliliğimi etkiler. Bakın burası haftalık olarak karneniz sizin. Burası haftalık olarak sistem diyecek ki Ayşe, senin bu haftaki verimliliğin %85. Tebrik ederim. Devam. Ya da sen uyamıyorsun, bir noktada bir kopukluk yaşadın, Allah korusun bir sağlık sorunun oldu. Ya da mesela deprem hepimizin yaşadığı, hani toplumsal travmatik bir durum. Bu tarz durumlarda ne oldu? Hiçbirimiz ders çalışamadık. Sorun mu? Hayır. Senin burada verimliliğin bu hafta düşük olur. Yapay zeka önümüzdeki hafta yapamadığın kısımları zaten diğer günlere bölüştürerek o çalışmayı sana her halükarda yine yaptırır. Çünkü hedef süren belli. Hedefine olan uzaklığın belli. Onu yine çalışacaksın. Yine bizimle çalışacaksın. Tabii ki Emine Hocam, bu seminer kayıt altına alınacak. Şimdi artık performansımı da gördüm. Burası haftalık olarak da yenileniyor. Bu arada sadece sistemden de değil arkadaşlar. Bizim eğitimlerimize, bizim yapay zeka tekel sistemimize kayıt olduğunuzda her birinizin öğrenci koçları oluyor. Yani bu alanda biz adaptasyon görüşmeleri yapıyoruz. Ben de öğrenci koçuyum ve yüzlerce öğrencim var.
Yıllardır bu sistemle çalışıyorum, tek uzamda çalışıyorum ve bu yönlendirmelere uyum sağlayarak başarıya ulaşan yüzlerce öğretmenim, yüzlerce işte kaymakamım, örnek veriyorum, A grubundan hazırlanan ya da diyelim ki yüzlerce işte KPSS ön lisanstan hazırlanan öğrencim, atanan öğrencim, YKS'de istediği üniversiteye ulaşan, LGS'de istediği liseye ulaşan çok fazla öğrencim oldu. Ama hepsinin ortak noktası sistematik çalışmalarıydı arkadaşlar. Kimi Erzurum'daydı, ben Ankara'dayım, biz Ankara'dayız. Kimi Ankara'daydı, kimi beşinci kez giriyordu, kimi ilk kez giriyordu. Bunlar bir bahane değil. Bunlar bireysel farklılıklar. Bunu bileceğim, kabul edeceğim, buna uygun çalışacağım. Yöntem bu. Biz yöntemi biliyoruz. Bu sistemle başarıya ulaştırdığımız öğrencilerimizden biri siz olun. Çok isteriz açıkçası. Çünkü yani anlaşılan o ki siz isteklisiniz, kazanmayı istiyorsunuz ama şu an aklınız karışık. Ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz ve karşınıza biz çıktık, ben çıktım. Bence bu çok güzel bir tesadüf. Bence İyi ki de yollarımız kesişti. Şimdi gelelim buraya. Şimdi ya, kimse hiçbir yere ayrılmasın. Çalışma programımızı hazırladık. Peki siz bizim sistemimize kayıt olduğunuzda sizi neler bekliyor? Programın dışında bu tabii devasa bir alan. Bu senin birçok ihtiyacını karşılayacak. Meryem Hocam çok teşekkür ederim. Siz de eminim öylesinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Hepiniz çok tatlısınız. Çok teşekkürler. Bununla birlikte ben bu sisteme kayıt oldum. Tamam, benim öğrenci koçum var. Yapay zeka sistemim var. Programım hazırlandı. Sistem beni takip ediyor. Öğrenci koçum beni takip ediyor. Tamam, bununla birlikte branşınıza yönelik gireceğiniz bütün canlı dersleriniz var arkadaşlar. Tüm branşlar için söylüyorum. Türkiye genel online deneme sınavlarınız var. Bir dönem boyunca devam edecek olan rehberlik, koçluk, motivasyon, güdülenme, yönlendirme, çalışma önerileri, görüşmeleri birebir benimle, bizimle yapıyorsunuz. Dijital kaynaklarınız, ders notlarınız oluyor. Yani siz bu sisteme kayıt olduğunuzda artık farklı hiçbir şeye ihtiyaç duymadan sadece bu sistemle istediğiniz sonuca, yani isminizi o atananlar listesine yazdırmayı çok istiyorsunuz ya, bu hepimizin isteği ya. Ona ulaşmış oluyorsunuz ki ben isterim ki bu mutluluğu birlikte yaşayalım. Burada bizim de katkımız olsun ki böyle bir sistemde olmaması zaten mümkün değil. O yüzden şu an bu seminere katıldığınız için de hani bu kadar böyle karşılıklı güzel etkileşimli bir seminer gerçekleştirdik. Bana vaktinizi ayırdınız. Bence çok da güzel oldu. Ben hepinizi ayrı ayrı tanıdığım için çok da mutlu oldum. Bunun için özel bir %10'luk indirim kodu da ileteceğim size. Branşınız ne olursa olsun link de ileteceğim şimdi. O linke tıklayın ve eğitimlerimizle alakalı bilgi almak, kayıt olmak ve bir an evvel yapay zeka ile çalışmaya başlayıp 119 günün sonunda bir oh çekmenizi istiyorum. Bunun için buradasınız zaten. Ne demek, ne demek? Evet Betül Hocam, sadece sisteme, yapay zekaya da kayıt olabilirsiniz, eğitimlerimize de. Yeşim Hocam çok inandım. Ben tatmin oldum. Gaza da biraz geldim. Sıra geldi uygulamaya. Evet hocam. Şimdi uygulama zamanı. Yeşim Hocam'la biz sabah da görüştük arkadaşlar bu arada. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu sisteme kayıt olan öğrencilerim arasında hani gerçi sordum birçoğunuz yeni başlıyorsunuz, sıfırdan başlıyorsunuz ama düzenli çalışan öğrencilerim varsa onlar da kayıt olabilirler. Yeni başlayacak yani birçoğumuz gibi hepiniz kayıt olabilirsiniz. Dershane, kurs desteği alanlar kayıt olabilirler. Sezon başına başlayıp bırakıp böyle bir devam ettim mi gittim mi geldim siz de kayıt olabilirsiniz. Asla sizi dışlamıyoruz. Şimdi arkadaşlar 551 numarayı lütfen herkes not alsın. Çünkü büyük bir ihtimalle WhatsApp'ta bir yoğunluk olacak seminerden dolayı. Ben bir de hepinizle özellikle ilgilenmek istiyorum. Yani elimden geldiğince ben dönüş yapacağım. Ben ve benim gibi farklı eğitim koçları, öğrenci koçları arkadaşlarım da var. Bilgi almak ve kayıt olmak için WhatsApp'tan yazın. Özellikle seminerden geldiğinizi de lütfen yazın. Çünkü ben özel bir indirim uygulayacağım.
Tutarı şu an zaten çok uygun. İnanın şu anlattığım ve size hani o gerçekten umudunuzu yeşerten ve evet ya benim aradığım şey bu. Ben yıllardır niye burayla karşılaşmamışım ki dedirten sistemin tutarı çok çok cüzi. Ki özellikle bir indirim koduyla birlikte de destek olacağım. %10'luk indirimle birlikte. Şimdi herkes linke tıkladı mı? Soran arkadaşlarım vardı. Linke tıkladık mı arkadaşlar? Bakın ben de gönderiyorum. Herkes linke tıklasın. Tıklayalım. Oradan özellikle yazın seminerden geldiğinizi, %10'luk indirim kodunuzu kullanmak istediğinizi. Ben artık çünkü daha fazla gecikmenizi istemiyorum. Nazif Hocam numarayı direkt kaydedelim. Numara 551 592 58 35. Sistem yöneticisi arkadaşım da yeniden göndersin linkimize. Numarayı direkt ekran görüntüsü olarak da alabilirsiniz. Evet, mesajdaki linkten. 551, 592, 58, 35. Tamam Meryem Hocam, siz rehberinize gelin, numarayı kaydedin. Tekrar yazıyorum. 551, 592, 58, 35. Herkes linke tıklasın. Linke tıklayalım. Bakın ben de iletiyorum arkadaşlar. Tamam. Arayacağız. 551, 592, 58, 35. Gönderdiğim linke tıklayın arkadaşlar. Sistem yöneticimin gönderdiği linke tıklayın. Özellikle ben de yetişebildiğim kadarıyla ulaşım sağlayacağım, yardımcı olacağım size. Özellikle seminerden geldiğinizi yazmayı lütfen unutmayın. Özel bir indiriminiz var. Benim ismim Tuğba. Benim ismimi de iletebilirsiniz. Olabildiğince dönüş yapıp yardımcı olacağım. Tamam Faden Hocam. Evet, Ebru Hocam WhatsApp linki. Yeniden yazayım ben 551 592 5835. Çok teşekkürler. Ben gerçekten hepinizi tanıdığım için çok çok mutlu oldum arkadaşlar. İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki bu sistemin varlığından haberdar oldunuz ki bu yıl kazanma niyetinizi iyice destekledi bence. Bu seminerimizde verdiğim bilgiler, sistemin özellikleri. Kesinlikle, kesinlikle. Ben hepinizin çok rahatlıkla istediği sonuca böyle bir sistemle bizimle birlikte ulaşabileceğini düşünüyorum. Temennim de bu dönemin sonunda o kontenjanlar açıklandığında, tercihlerinizi yaptığınızda inşallah hepiniz atananlar listesinde isminizi göreceksiniz, mutlu olacaksınız. Bizi de bu mutlulukla mutlu yani bizi de bu mutlulukla taçlandıracaksınız. Aslında çünkü karşılıklı bir emek var. Kurum, öğrenci koçu, öğrenci. Hani biz bu noktada gerçekten öğrencilerimizi kendi ailemizden gördüğümüz için sizin başarınız bizim başarımız. Sizin başarılı olmanız için zaten böyle bir sistemi oluşturduk. Çok teşekkür ederim Ebru Hocam. Evet, link bıraktık Suzan Hocam ama ben yeniden göndereyim. Durun. Bir de analiz linkimizi göndereyim istiyorum. Herkes bu gönderdiğim linke tıkladı mı arkadaşlar WhatsApp linkine? Bakın analize nasıl gireceğimizi de ben size hemen göstereyim. Tamam. Oradan seminerden geldiğinizi mutlaka yazın. Çünkü özel bir indiriminiz var arkadaşlar. Ben o indirimle destek olacağım size. Daha da fazla vakit kaybetmenizi zaten istemiyorum. Şimdi analize giremeyen arkadaşlarım, ben size göstereyim son olarak semineri sonlandırmadan. Tamam. Sizin bir kullanıcı adınız ve şifreniz var ya arkadaşlar hepinizin. Bakın buradan giriş yapa tıklıyorum. Kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum.
Yazdım, giriş yaptım. Tamam. Yeşim hocam dikkatlice izleyin beni. Bakın, burası benim kendi panelim. Herkesin kendi paneli var. Evet Meryem hocam görüşmüş olabiliriz. Bakın burası benim panelim ya arkadaşlar. Şurada üç tane bildirim var. Gördünüz mü? Bekleyen görevler diyor. Ya da şuradan da girebilirsiniz. Bakın rehberlik, analiz testleri diyorum. Genel analiz testi. Ben çözdüğüm için sonuç olarak görünüyor ama mesela siz bunu çözeceksiniz. Emin hocam eğer seminerin başında değilseniz tekrar kayıt altına alınacak detaylı anlattım takvimi nasıl hazırlamamız gerektiğini. Onu mutlaka izleyin ve oradaki yönlendirmelere uyum sağlayarak örnek takviminizi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde anlamayan var mı? Analizi nasıl çözeceğimizi anladık galiba. Ben yeniden son kez linki ileteyim. Şu an eminim WhatsApp'ta da bir yoğunluk olmuştur. Hemen semineri sonlandırdıktan sonra dönüş yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Yardımcı olmak istiyorum çünkü size. Yani istekli bir kitle. Gerçekten çok güzel oldu. Benim için de çok etkili oldu. Numaramızı da yazayım son kez. Ben dönüşünüzü bekliyorum. Bilgi almak için, kayıt olmak için, tek düzenli olmak için ilettiğim linke tıklayın ya da direkt WhatsApp numaramızı da ilettim. Oradan seminerden geldiğinizi yazabilirsiniz. Özel %10'luk indiriminiz var. İndirimli tutardan kayıt olacaksınız. Tamam, mesaj attık mı? Harika. Var mı peki bana sormak istediğiniz sistemle alakalı, verdiğim bilgilerle alakalı? Sorularımız var mı? Yanıtlandıralım. Çok teşekkürler Yeşim Hocam. Çok teşekkür ederim. Ebru Hocam sonuç kısmından göreceksiniz. Bu seminer kayıt altına alınacak. En geç yarın sayfamıza yüklenecek. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza da yüklenecek. Beyza Hocam sadece koçluk alabilirsiniz. Böyle bir talebiniz varsa WhatsApp'tan bunu direkt yazmanız yeterli. Ben dönüş yapıp yardımcı olurum size. Çok güzel bir platform Yeşim Hocam. İyi ki kesişti yollarımız. Biraz geç olduğu gibi olabilir. Asla geç değil. Yapay zeka için en doğru zaman şu an, yani şimdi, bugün. Yetişir Feyza Hocam, yetişir. Bu sistemde rahatlıkla yetişir. Çok mutlu oldum ben hepinizi tanıdığım için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere bir sonraki seminerimizde diyelim. Çok teşekkürler Selen Hocam. Tabii ki de Sümeyye Hocam WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Tuğba Hocamla görüşmek istiyorum diye. Çok teşekkürler Menşure Hocam. Tabii ki mümkün Sümeyye Hocam. Hatta kayıt olduğunuzda öğrenci koçunuz da ben olurum. Destek olurum size. Evet Hilal Hocam. Koçlukta da seviyeniz kontrol ediliyor. Öğrenme yapınız kontrol ediliyor. Ona uygun bir ders çalışma programı hazırlanıyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tabii ki Faden Hocam yazabilirsiniz sadece koçluk desteği almak istiyorum diye. Evet, herkese hayırlı Ramazanlar Yeşim Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de hepinize kolaylıklar diliyorum. Ama iyi ki de yollarımız kesişti. Artık bugünden sonra arkadaşlar yalnız değilsiniz. Sınav hazırlık süreci çok daha rahat ve konforlu olacak. En azından bunun rahatlığıyla sonlandırıyorum semineri. Çok teşekkür ederim.